Niş TV'den herkese merhabalar. Bugün gazetecilik bölümümüzün spor haberleri etkinliğindeydik. Yanımda Fenerbahçe kadın basketbol oyuncularından Şükran Albayrak var. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ama ufak bir düzeltmeyeyim. Eski basketbolcusuyum. Şu anda Lig TV spor spikeriyim. Evet, ben de oraya değineceğim zaten. Eski kadın basketbolcu olarak şu anda Lig TV'de spor spikerliği yapıyorsunuz. Bu geçiş aşamalı serüveninizden biraz bahseder misiniz? Geçiş aşaması çok uzun sürdü aslında. Ben 12 yaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne girdim ve altyapıdan yetişerek hem Fenerbahçe'nin her kategorisinde hem de mil takımlarda aynı anda oynadım ama talihsiz bir sakatlık yaşadıktan sonra aniden bırakma, radikal bir kararla bırakma kararı aldım. Çok zor bir süreçti açıkçası çünkü sonuçta hani ortalama bir kadın basketbolcunun oynayacağı süre hani 30-35 arasına kadar oynama ihtimali var. Vücudunun ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak değişir. Ben ise 24 yaşındaydım bırakma kararı aldığımda ve 24 yaşımda hani o zamana kadar hep antrenman yapmanın, profesyonel sporcu olmanın olmaktan dolayı okulu tam bitirememiştim ve üniversite yarım kalmıştı. İşte üniversiteyi tamamlamak, yüksek lisansı yapmak, şu anda mesela doktoraya kadar da devam ediyorum ama üniversitede öğretim görevlisi olmayı düşünüyorum. Düşünmedim değil, çok düşündüm ama acaba buraya nereden gireceğim onu düşünüyorum. Şimdi aslında spor spikerliğine geçişim, ekrana geçme fikri ve hani o yolda yürüme aşamasında yaşadıklarımı düşününce eski sporcu olup o bildiklerimi de orada kullanabilir miyim düşüncesi beni hep heyecanlandırmıştı. Ama derseniz ki hani oraya geçmek kısa bir zaman aldı mı? Hayır. Zaten bir 4 senesi falan bulmakla geçti. Ekran, hangi ekran, nerede, ne zaman, nasıl. Sonra işte Spor City'de bir başlangıcım oldu benim ama müthiş bir başlangıcım oldu. Orada inanılmaz bir yapı var. Ahmet Gülüm önderliğinde İlhan Uzundurukan'ın bilgisi ve yönlendirmesiyle başladığım bir ekran hayatım var benim. Açıkçası hani bu işe ilk başladığınız zaman ekran önünde Türkçeyi bile unutuyorsunuz falan. Heyecanlıysanız hele bir de. Hele bir de hiç hayalini kurmadıysanız hakikaten zor oluyor. Ama sonrasında işte çok küçük yaşta başlamışsınız. O yaştan A takıma kadar serüvende çok şey öğreniyorsunuz. Karşınıza çıkan sporcu olarak zorluklar, antrenman, antrenör, salon, taraftar yapısı, takım yapısı, bunların hepsini zaten birebir yaşadığım için bunu en iyi tekrar yaşayabileceğim ve taşıyabileceğim yer olarak ekranı bulmam benim için büyük bir şans oldu bence. Ama ekran önünde bu işi aktarabilmek, kelimelere dökebilmek de hiç kolay değil. Bunları da bugünlerde aşmaya çalışıyorum. Ama iyi gittiğini düşünüyorum. Daha da düzeldiğini ve daha da iyi gideceğini düşünüyorum. Benim tavsiyem şu olur. Hangi dalı, isterseniz siyaset, isterseniz spor, isterseniz hava durumu hiç fark etmiyor. Nerede olursanız olun, vermek istediğiniz haberi önce kendiniz çok iyi biliyor ve sindiriyor olmanız lazım ki ekrana geçtiğiniz anda şimdi siz oturun, bakın ben size bir şeyler anlatacağım. Haberi benden alın mesajını duruşunuzla da bilginizle de verebiliyor olmanız lazım. Tavsiyem hep takipte kalmak olurdu. Yani şimdiden başlayabilirler çünkü bu yıllarda yaşanan haberler, gelişmeler bile bundan 20 sene sonra, 20 sene önce hatırlıyor musunuz bilmem ne olmuş, Nişantaşı'nın bir konuğu var, Nişantaşı Üniversitesi'nin Şükran Albayrak gelmişti. Bak 20 sene sonra yine geldi ama bugün ben başka bir şey söylüyor dediğiniz anda hakikaten önemli bir haber değeri var.